Benim bitmez uygulamalarla. Uygulamalarla çok güzel evet. oluyor. Çok daha iyi anlıyor insanlar. Evet. Şimdi bu yine bizi temsil ediyor. Tamam mı? Biz böyle bazen yapmış olduğumuz bir hatada şu. Aslan gibi görüyoruz kendimizi ya. Ben her şeyi yaparım. Ben her şeyi hallederim. Ben işte kızgınlığımı göstermeme gerek yok. Üzüntümü göstermeme gerek yok. Ben dimdik bir insanım. Sen dur ben yaparım. İşte sen otur ben getiririm. Bak böyle insanlar var. İnsanları dibe doğru iten bir sebep de bu. Bak kendini o kadar güçlü, o kadar kuvvetli hissedersin ki. Dersin ki ben her şeyin üstesinden gelirim. Korkma. Niye patlamıyor? Çünkü bu neyi temsil ediyor biliyor musun? Bu işte o aslanı temsil ediyor. Diyor ki ben her şeyi yaparım bak. Her şeyi yaparım. Birçok şeye göğüs geriyor. Bütün sorumluluğu üzerine alıyor. Üstüne vazife olmayan işleri de üzerine alıyor. Duygularını belli etmiyor. Ben her şeyi yaparım diyor. Herkesten önce o kalkıyor. Çoluğunun çocuğunun işini o yapıyor. Eşinin işini o yapıyor. Arkadaşının işini o yapıyor. Ama sonra bir gün ne oluyor biliyor musun? Patlat. Gel gel. Ben en çok korktuğum şey. Gel bunu sana yaşatalım. Gel seni kaygılarınla yüzleştirelim. Gel al. Ben pa. Gel gel. Ben patlatamam. Patlat. Sen patlat. Kaygılarınla yüzleştirelim seni. Bak kaçtığın her şey seni kovalar. Ya balon niye hayatımda balon patlatayım? Öyle değil bak bu bir temsili. Yani herhangi bir kaygılandığın. Sen bana şunu söyle. Şurada niye balon patlamadı? Burada niye balon patlamadı? Burada niye balon patlamadı? Çünkü... buradaki bütün yükler bir arada ya. Evet. Bu aslında buradaki balonun patlamasına takılma. Burada şuna takıl. Yani bu her şeyi üstüne alan kişi. İşte tamam onu mı? Diyorum işte. Bu işte patlamıyor ama bir gün öyle bir şey oluyor ki. Sen bu kadar şeyi üstüne alırsan bir gün olmadık yerde patlarsın işte. Bu kadar sorun varken bir şey olmuyor da evet. Hani fındık kabuğunu doldurmayacak bir sorun da ondan sonra bir bakıyorsun evet. Evlilik bitti. Neden biliyor musun? Mevzuyu buralarda tek tek çözmediğimiz için. Bak tek tek çözmediğimiz için. Ya. Mevzuyu buralarda çözmediğin için sonra bak ne oluyor biliyor musun? Hiçbir gidiş tek bir günde olmuyor. Her gidişin arkasında dökülen gözyaşları, uykusuz geceler, insanların kendilerini uzunca süre anlatma çabası var. Ama biz diyoruz ki eve gelirken bugün geç kaldım diye eşim kavga çıkardı. İşte işimi kaybettim, çalışmıyorum diye beni terk etti. Hayır seni o yüzden terk etmedi o. Ya da işte o kavganın sebebi eve gelmeyen ekmek değil. Şurada çözülemeyen sorunlar, problemler anladın mı? Yani ama sonra kimse demeyecek ki ya ben onu üzmüştüm, kırmıştım, umursamamıştım, değer vermemiştim, yormuştum ben onu demeyecek. Bak bunların hiçbirini söylemeyecekler. Şunu söyleyecekler, şunu konuşacaklar. Doğru. Son olayı. O yüzden... Hayatta bu kadar çok yük üzerinize almayın arkadaşlar. Bakın Allah insanlara dil vermiş değil mi? Konuş, derdini anlat diye. Akıl vermiş, duygularını, düşüncelerini yaşa diye. Bak ben anlatırken elimi kolumu kullanıyorum. Neden? Anlatımım daha kuvvetlensin diye. Allah bize biz birbirimizle iletişim kuralım diye bak ne kadar çok şey vermiş. Ama biz kurmuyoruz. Ama biz ne yapıyoruz? Ya aslan kesiliyoruz. Ben bunların hepsini hallederim diyoruz. İşte bir gün böyle tek bir şeyde patlıyoruz. Ya da içimize atıyoruz. Ondan sonra o içimize atmış olduğumuz şeyler hastalık olarak geri dönüyor. Hastalık olarak dönüyor. Vallahi çok güzel anlattın. Bir alkış daha alalım. Gerçekten güzel anlattın. Şöyle yapayım. O yüzden hiçbir şeyi içimize atmayalım. Çok doğru söylüyorsun. Peki bunlar peki, ne? Negatif bunlar insanlar, ne? Hastalık, şimdi, kayıp, başarısızlık, travma. Sen bana programın başında sordun ya Dilek herkes başarılı, özgüvenli, mutlu olabilir mi diye. Olabilir mi? Bunun şimdi cevabını arayacağız. Serap ablayı da alalım mı buraya? Alalım. Serap ablacığım gel. Ama ben önce bir hikaye anlatacağım. Tabii. Şimdi gel bir kral gel. Varmış gel. Nasıl tatlı bir insansın ya. Hayran kaldım ben senin. Gel birlikte dinleyelim. Şimdi ben hikaye anlatmayı çok seviyorum. Neden? Çünkü ben bir eğitimciyim. Tabii. İnsanların ne kadar çok duyu organına hitap edersek öğrenmedi o kadar kalıcı oluyor. Sen yemeği yaparken ne yapıyorsun? Mesela tariflerle gösteriyorsun. Bizim de tarifimiz bunlar. Bunlar da psikolojinin tarifi. Evet, doğru. Anlat bakalım evet. Dinliyoruz seni. Şimdi krala bir gün ülkenin ileri gelenlerinden biri iki tane kartal hediye eder.
Ama kartallar o kadar heybetlidir ki yani o bölgede o kartallardan daha iyi kartallar yok. Tabii kral ne yapar? Hemen iki tane kartal eğiticisini çağırır. Der ki bu kartalları en iyi şekilde eğitin. Gelir kartal eğiticisi, kartalları böyle günlerce, aylarca eğitirler, eğitirler. Aradan böyle 3-5 ay geçer. Kral bir gün çıkar böyle bir bakar ki kartallardan biri gökyüzüne doğru o kadar güzel süzülüyor ki. Ama bir tanesi de böyle ağaca tünemiş, tünediği yerden hiç kalkmıyor. Diyor ki bu böyle gökyüzüne doğru uçarken bu neden diyor tünediği yerden kalkmıyor. Ya diyor biz ne yaparsak yapalım bunu uçuramadık diyor. Sonra neyse kral başka bir kartal eğitici çağırıyor. O da uğraşıyor, o da uçuramıyor. Sonra başka biri geliyor, o da uğraşıyor. Böyle aylarca uğraşıyorlar o kartalı tünediği daldan uçurmak için. Ama bir türlü kimse başaramıyor bunu. Sonra bir gün biri geliyor, bir genç delikanlı diyor ki kralım bana diyor yarım saat müsaade edin ben bu kartalı uçuracağım Allah diyor. Allah Allah nasıl uçuracağım? Diyor ki ya nasıl bu olur bu kadar insan geldi bunu uçurmaya çalıştı sen nasıl uçuracaksın? Bana diyor yarım saat müsaade edin diyor. Tamam diyor kral. Sonra gidiyor adam kral bekliyor tabii o kadar insan uğraşmış yani bu toy delikanlı şimdi bunu nasıl uçuracak? Sonra neyse aradan yarım saat geçiyor. Adam, kral çıkıyor böyle camdan bir bakıyor ki. Kartal uçmuş. Gerçekten kartal gökyüzüne doğru uçmuş. Çok şaşırıyor. Allah Allah diyor. Hemen gidiyor delikanlının yanına. Ya diyor sen kimsenin başaramadığını nasıl başardın diyor. Diyor ki kralım çok basit. Tünemiş olduğu dalı kestim diyor. Güzel. Şimdi bugün bizim tünemiş olduğumuz dallar bizi mutsuz, başarısız ve özgüvensiz yapıyor. Ne bu tünediğimiz dallar? Nereden? Buradan mı? Burada mı yapalım? Buradan yapalım. Kayıpla başlayalım. Şimdi, evet kayıpla başlayalım. Hayatın içerisinde ne dedik? Her türlü duygu, düşünce var dedik değil mi? Sarrap Hanım bir kayıp yaşayabilir. Annesini kaybetmiştir. Belki babasını kaybetmiştir. Belki bir yakınını kaybetmiştir. Ay pardon, dur. Kayıp oluyor. Şöyle. Bir yakınını kaybetmiş olabilir değil bir mi? Bir kayıp evet. Evet şöyle bunu sana vereyim mi Alişan? Ver. Beyciğim sen bunları tut böyle. Tamam. Kayıp hepimizin hayatında var değil tabii mi? Değil. Yani birçok şeyi kaybedebiliriz. Belki bir işimizi kaybedebiliriz. Yani birçok kayıp yaşayabiliriz. Sonra hayatımızın içerisinde nasıl insanlar var? Her zaman böyle bize motivasyon veren, ah Sarrap Hanımcığım sen ne tatlı dillisin, nasıl güzel bir kadınsın demiyor herkes değil mi? Bazen böyle negatif insanlarla tabii da karşılaşıyorsunuz. Tabii. Hayatın içerisinde ne var? Negatif insanlar da var değil mi? Sonra üzüntülerimiz var, dertlerimiz var, kederlerimiz var. Yüzümüz ne kadar gülerse gülsün, kimseye anlatmadığımız üzüntülerimiz var. Değil mi Sarrap Hanımcığım? Evet, tabii. Gülen insanın ilacıdır gülmek. Elbette. Dertlerine karşı. Bir insan ne kadar çok gülüyorsa bil ki arkasında o kadar çok travmalar aslında var. Üzüntü vardır. Her zaman başarılı olabiliyor muyuz? Olamıyoruz değil mi? Tabii. Hayatın içerisinde başarısızlık bayağı da bir var. Biz sizi Sarrap Hanımcığım. Sarıp sarmaladık. Evet, sizi sarıp sarmaladık. Sen de Alişan ona göre. Her zaman çok dinç olamayabiliyoruz değil mi? Bazen ne var? Hastalıklar var. Başımız ağrıyor. Uzunca bir süre hastalıkta mücadele ediyoruz. Yani bak aslında bunlar ne? Hepsi. Bak bunların şöyle. Şundan arkasına geç de öyle anta. Şöyle yapayım ben de. Bak iki tanesini de ben alayım şöyle. Tamam. Şimdi bak. Ben tutuyorum hastalık Sarrap Hanım'ı kendi istediği yere çekiyor. Başarısızlık çekiyor. Üç tane de sende var. Sen işte kayıp var bende. Negatif insanlar şimdi var. Bak, travmalar var. Bizler hayata bağlanıyoruz da bak bağlanırken bazen bunlara bağlanıp kalıyoruz. Bir hastalık yaşıyoruz o hastalığımıza bağlanıp kalıyoruz. Vay efendim ben neden hasta oldum? Niye işte şimdi bu yaşandı? Bir başarısızlık oluyor. İşte bu başarısızlık neden oldu? İşte ben başaramıyorum. Ben beceriksizin tekiyim. Bir üzüntü oluyor ya. Yani bir travma yaşayabiliyorsun. Mesela geçmişinde annenle babanla ilgili yaşanan travmaların olabilir değil mi? Herkes çok iyi ailelerde büyümüyor yani. Ama şimdi biz bunlara bağlı kalırsak, şimdi Sarrap Hanım bir hareket etmeye çalış, kollarını şey yapmaya çalış, gitmeye çalış. Bu kadar yükle nasıl gitmeye gitsin çalış kadın? Nasıl gitsin bu kadar yükle kadın? Müsaade etmiyoruz, bak gidemiyor, hareket etmiyor. O tarafa doğru gitmeye çalış Sarrap Hanım. Evet, gidemiyor. Bak, gidemiyor, kaldı. Bir de ne yapamıyoruz biz?
Diyoruz ki burası benim güvenli alanım. Ben diyorum bu güvenli alandan çıkmayayım. Burada ben durayım. Evet bu hastalığı yaşıyorum ben. Aman ben hastayım dışarıya çıkmayayım. İşte zaten başaramadım bir daha denememe gerek yok. Aman zaten çok kötü bir ailede büyüdüm. Ben şanslı olsaydım iyi bir ananın babanın evinde doğardım. İşte ne bileyim herkes dışarıdaki insanlar art niyeti. Bak böyle düşünürsek Sarap Hanım hep olduğu yerde. Hiçbir yere kıpırdayamayacak. Hep mutsuz olacak. Hep üzgün olacak. Hep... hayatla kavgası bitmeyecek Sarap Hanım'ın. Şimdi bizim ne yapmamız gerekiyor Sarap Hanım'a? Kurtulmamız lazım. Sarap Hanım'ı bizim önce ne yapmamız gerekiyor? Gel şu hastalıklardan bir kurtaralım seni Sarap Hanım. Teşekkürler. Ne güzel gidiyorduk hasta hasta. Gel biz seni şu başarı denesen bir daha Sarap Hanım. Sonra şu negatif insanlardan da seni bir kurtaralım. Olabilir. Hayatımızda kayıplar olabilir. Tabii. Yani doğum nasıl varsa bu hayatta kayıp da vardır. Yani bir gün herkesin gideceği yer belli. Önemli olan oraya nasıl gittiğimiz. Hangi duygularla, hangi düşüncelerle gittiğimiz. Ve son olarak da ben de çocukluğu çok travmatik geçmiş bir insanım. Böyle hep bunu söylüyorum hepimizin, zaten. Hepimizin var. Aynen. Tabii ki. Hepimizin var. Ben bu travmalara takılıp kalsaydım, ben bu travmaları kendi hayatımda avantaja çevirmeseydim, bugün ben olmazdım. Tabii. Bugün siz olmazdınız, bugün sen de sen olmazdın. O yüzden biz Sarap Hanım'ı travmalarından da kurtaralım. Çok teşekkür ederim. Bak kurtuldu, hepsinden kurtuldu. Çok iyi. Çok önemli, evet. Önemli. Böyle şeyler çok önemli. Tabii. Evet. Şimdi biz... Biz anlatırken insanlar diyordur hani bunlardan kurtulmak evet çok kolay değil. Değil. Bu değil. Şu anda senin o makasla kestiğin gibi kimse de bir anda kurtulamıyor. Ama bir dönüp bakıp kesinlikle. Kendine bir yüzleşmen lazım. Kesinlikle. Bence de